Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Haritanın açılmamış hali. Çok farklı bir şey beklemeyin aman aman. Arkadaşlar tünel gibi bir şeye gidiyoruz. Gümüşhane ekstra pahalı, onu da söyleyeyim yani. İleri gidiyorsunuz, geri gidiyorsunuz. Asla Gümüşhane'den çıkamıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine Gümüşhane sabahından, yok saat kaç, sabah değil. Sabah değil, öğlen. Evet, öğlenden sonrası. Hava çok güzel. Bir güneş bugün gördük, çıkalım dedik. Kaç gündür keşke yağmur yağıyor. Keşke gözlüğümü alsaydım ha. Pardon, kar yağıyor. Yıllardır bu an. Ve bir gezintiye çıkalım dedik. Arkadaşlar. Hastalıktan yeni çıktım. Çok 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 fena bir gribe yakalandım. Onu mu sordular lan? Böyle işte, çarşıya gidiyoruz. Şu an otobüste gitmiyoruz. Otobüsle gitmiyoruz, yürüyoruz. Hava güzel diye otobüsle gitmeyelim dedik. Sesim çıkmıyor olabilir, şu an arabalar falan geçiyor. Yani öyle arkadaşlar, pek de anlatılacak bir şey yok burada, her şey belli. Size bugün güzelce tanıtmaya çalışacağım Gümüşhane'yi. Caddelerini falan. Küçücük bir yer zaten. Öğrenciler gelmesin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne diyor arkadaş, öğrenciler gelmesin diyor. Tercih yaparken 10 kere düşünün arkadaşlar. Sadece haritalara bakıp yazmayın. Incino, gıncino. Karadeniz diye yazmayın. Arkadaşlar bildiklerinizi sorun bak. Karadeniz değil. Arkadaşımız Karadeniz diye gelmiş. Diyor ki bu nasıl Karadeniz, hiç yeşil yok diyor. Yani o derece vasatın üstü arkadaşlar Gümüşhane. O yüzden tercih yaparken yani çok iyi düşünün ve gidenlere falan ya mutlaka sorun. Düşünmeyin, direkt Gümüşhane harita versin. Harita versin. Harita versin. Tekrardan merhaba. Canım sıkıldı yürü yürü. Bir şey söylemek ister misin Çağla? Benim bakacağım. Bana da bulaştırdım. Gümüşhane'ye gelinin sonu işte arkadaşlar. 7-24 bunun akıntısı. Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? Mesela sabah kalkıyorsunuz atıyorum işte hava çok içli. Çok böyle işte ne bileyim kapalı yani böyle. Ona göre giyiniyorsunuz. Ondan sonra işte dersiniz 8'de falan atıyorum. Ona göre giyiniyorsunuz gidiyorsunuz. İşte dersiniz 1'e kadarsa saat 11'de güneş bir çakıyor. Yanıyorsunuz mal sınıfta. Ya da tam tersi sabah böyle güneş oluyor. İşte gidiyorsunuz derse böyle ince giyinip öğlene doğru bir soğuyor hava, donuyorsunuz sınıfta. Yani bu şekilde bir gün içinde 4 mevsim yaşatan bir havası var. Kötü yani. Bu şey değil mi ya? Türkiye'de kamera açınca dedeler. Böyle arkadaşlar etraf. Bakın şurada dağları görüyor musunuz? Hep böyle dağ var. Şu an telefon titriyor. Kusura bakmayın. Dikmişler o dağın tepesine. Aynen. Telefon biraz titriyor şu an, kusura bakmayın şey olduğu için. Selfie'ci bu madi olduğu için bu kadar arkadaşlar hizmetimiz. Öğrenci paramla bunu alabildim. O yüzden kusura bakmayın. Şapkam havaya şey yapmış. Bu ne ya? Yamulmuş. Bakın arkadaşlar şurada adli tıp müdürlüğü diye bir şey var. Adli tıp ne yapacağım? Beni göster. Artık lazım olursa. Tanıtım videosu yani. Boş ne olduğunu ben bilmiyorum ama size lazım olursa burada işte. Bakın arkadaşlar. Dün kar yağdı sanırsam. İşte şöyle yerler. Bakın. Telefonu düşürdüm. Az önce vlog çekmek için telefonumu düşürüyordum arkadaşlar. Yüzler gelirse aynen. Yüzler gelirse enişini çekiyoruz. İzleyenlere abone olursa çok sevinirim. Evet, şuraya köşelere bir yerlere de bize ekle. Büyümemiz lazım bizim de yani. İki takipçim var. Bir annem, bir abim. Lütfen destek olalım biraz. Bu öğrenci kardeşimize. Bakın, her yerde bundan var. Pis. Tabelalardan Gümüşhane her yerde görebilirsiniz. Yani neyi meşhur diye sorulduğu zaman pestil köme diyorlar. Biliyoruz. Ofandık. Ne? Yollar yürüyoruz arkadaşlar. Doğru şaka yapıyor. Yollar bizi çok yavaşlatıyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla kar var. Canan'ın ne dedi sen? Onun hikayesi anlattın. Çünkü işte anlattım çok hastalıyor. Bakın bakın köpek var. Bir de arkadaşlar. Gümüşhane'nin şöyle arabalar çok fazla var. Böyle eski püskü arabalar. Hem böyle eski püskü arabalar var hem de böyle çok fazla model ya yani yeni arabalar var anlamadığım bir şekilde. Güneşten tam göremiyorum. Doberman.
Abone olmak için tövbe etmeyin. Tümşaneye gelirseniz bol bol yürürsünüz. Bol bol yürürseniz de kilolarınızdan kurtulursunuz. O yüzden öyle demeyelim ama belli bir kilonun üstünde olanlar diyelim. Size şurada bir tane itfaiye var, onu göstereceğim ama yürü yürü bitmiyor ki o. Sıkıldım ben de yürümekten yani. O yüzden kusura bakmayın yani. Bugün gökyüzümüz var kanka. Tabii güzel gözükecek. Mantı gibi bir yere gittik. Ondan sonra işte Gümüşhane'yi anlatıyor böyle adam. Anlattı anlattı, anlatacak bir şey de yok. Gerçekten yok ama. Yok yani Gümüşhane'de anlatacak bir şey. Yalan değil bu. Neyse. Adam bize demesin mi? Bizim en azından gökyüzümüz var diye. Biz şok. Hani bekliyordum ki evet yani Gümüşhane'de bir şey yok ama olsun. Burası böyle bir şehir. Hani burayı da böyle kabul edin falan diyecek diye bekliyordum. Adam geldi bize en azından gökyüzümüz var diyor. Bu nasıl bir avutma şeklidir ya? Bu kaçıncı seviye? Avutmanın kaçıncı seviyesi bu? Geldik arkadaşlar itfaiyeye. Çarşıya gelmedik, itfaiyeye geldik. Acil yardım ve afiyet yönetimi okuyacak arkadaşlar. Burada şey yapacaklar. Eğitim mi alacaklar diyeyim. İşte buraya geleceksiniz sık sık şöyle. İşte burası Gümüşhane'nin itfaiyesiymiş. Arkadaşlar yaklaşık böyle bir saatin falan ardından şehir merkezine yavaş yavaş gelmeye başladık. Osmanlı var işte böyle arkadaşlar. Bir içine kahve mi içeceğim? Hayır, bilmiyorum. Neden? Öğrenci işte. Aç ama kahve içelim diyor. Bu da öğrenci işte. Açım ben ha. Ben de açıyorum. Çimenler otel mi ya lan? Ondan sonra. Yani buralarda pek daha bir şey yok şu an. Bir şey var. Petrol ofisi. Evet, şu an fazla bir şey yok arkadaşlar. Daha önce böyle tam şehre giremedik yani. Böyle başlangıcı falan. Yakında Ramazan geliyor. Nasıl hissediyorsun? YouTube açacağım bir konuşsun konu. Ben buralarda en iyiyim arkadaşlar. Bana öğretin. Nasıl telif yiyoruz? Nelerden telif yiyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ben bilmiyorum yani. Bir anda aklım etti. Dan diye açtım. Şiven de şu an ordu şivesine kaydı. Özür diliyorum. Ordu ekstradan. Bu arkadaş da ordu mu? Belli etmiyor. Bu da elit elit konuşuyor ama bu da ordu mu? Yok lan. Bir şive yapıyor arkadaş. Yok. Ben konuşuyordum, bu beni sustudu. Hemen bir şive diyelim. Ne söyledin? Ordu şivesi. Ne söyledin? Bir şey söyle. Sen söyle, ben hiç ne bileyim kanka. Mesela arkadaşlar bizde iskele diye bir kelime var. O merdiven denir aynen. Onu mesela burada arkadaşlar bilmiyordu. Ne diyorsun sen falan diyorlar. Sekmen var. Sekmen. Tabure. Oturak demek aynen. Irganmak var. Irganmak. Hareket etmek demek. Seyirimden ırganamıyorum falan. Mesela etikmen. Etikmen. Şımarmayın demek arkadaşlar. Ordunun best, evet, best ordu yani. En şey kelimesi yani. Gaycan, gaycan. Arkadaşlar Ege şivesi canlı. Merhaba. Canlı bir merhaba dinleme bakmayın arkadaşlar. Bu bir Ege şivesi yapıyor var ya, hayatınızda böyle bir şey duyamazsınız. Hani hep arkadaşlar dizilerde duyuyoruz ya böyle, aa Egeliler ne güzel konuşuyor falan. Ben diyor, var mı diyor, var diyor. R harfi yok arkadaşlar bunlarda. Var var falan diyorlar böyle. Ne yap diye. Arkadaşlar çarşıya geldik, şurada çeşitli var. Pizzacı var şurada bir tane. Böyle çarşının girişinde. Ve şöyle işte buralar. Şöyle. Ben de daha her yerini bilmiyorum arkadaşlar. Her yere gitmedim açıkçası ama yani, sokakları böyle yani. Sokaklar çok boş şu an. Kimse yok yani Allah'tan. Normalde böyle olmuyor. Normalde evet, kalabalık oluyor. Şimdi bu sokaktan yürüyeceğiz arkadaşlar. Şöyle ana sokağa çıkıyoruz. O burası ara sokak şu an. Böyle arkadaşlar, burada küçük küçük yerler var. Burada bir yer var, buranın olduğunu hala çözemedim ben. Merkezi. Hani gençlik merkezi falan diyorlar ama ne işe yarıyor falan hiç bilmiyorum, hiç gitmedim. Gençler gidiyor. Ondan sonra şurada işte ayakkabıcı var, Marshall diyor. Fırat Boru. Böyle arkadaşlar. Şuraya bakın, daha güzel bir şey yapılabilir. Böyle gençlik merkezi diye bir şey yapmışlar ama ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Şuraya hiç çıkamadık. Mustafa Cam'ın. Bakın şurada bir tane park varmış. Ama bir dakika. Şöyle. Ondan sonra şuradan girişi var arkadaşlar ama girilmiyor, kilitli. Şurası işte ana caddeye gidiyor buradan yolun sonunda. Öyle işte. Zaten bir caddesi var arkadaşlar. Arkadaşlar GTA'daki böyle
haritayı açmadan önceki hali var ya, böyle küçük bir alan. Gümüşhane aynı orası arkadaşlar. Haritanın açılmamış hali. Böyle bir yerde gezip duruyorsunuz. Öyle hayal edin. Yani GTA oynayanlar çok iyi anladı beni. Görevleri yapmadan önceki hali. Dönerciye geldik. Bir tane pazar olduğu için kapalıymış. Bu da bir ayrı saçmalık. Yüzüme şu an bir şey geliyor. Bakın arkadaşlar, böyle yürürken yüzünüze su falan gelebilir yani. Bunlar normal şeyler bu şehirde. Burada bir tane AVM var. Küçük AVM'cik. Büyüyecek AVM. Büyüyecek AVM olacak. Waikiki daha yeni açtı. Burada Waikiki var galiba. İşte böyle küçük bir yer arkadaşlar. Yine kral gittik. Şimdi ana caddeye gireceğiz arkadaşlar. İşte Gümüşhane'nin ana caddesi. Her yeri birbirine bağlayan bir cadde var. İşte AVM var arkadaşlar, küçük bir yer. Her şeyi bulamıyorsunuz ama söyleyeyim yani. Bu cadde her yeri birbirine bağlayan cadde. Ve her şey burada yani. Görebileceğiniz Gümüşhane'de her şey burada. İşte pestilciler. Şöyle yöresel şeyler falan var. Balık. Ondan sonra kırtasiyeler falan. PTT, aynen, bankalar falan. Böyle ana şeyler hep burada arkadaşlar. Çok farklı bir şey beklemeyin aman aman. Starbucks yok mesela. Bu sabah bunu tartışıyorduk. Gümüşhane niye Starbucks yok diye. Aynen, böyle yemek yiyecekseniz böyle şey yerler yok arkadaşlar. Çok fazla, nasıl söyleyeyim, zincir restoranlar yok yani. Gratis var. Az sonra onu da göstereyim işte. Mesela bir yemek yiyeceksin. Çok özel bir yer beklemeyin yani. Telefonum kapandı soğuktan arkadaşlar. Evet. O derece. iPhone yani. Almayayım. Bu arada buradan da söylemiş olalım. Evet, sürekli kapanıyor. Dediğim gibi zincir restoranlar falan beklemeyin arkadaşlar. Bol dönerci var. Buranın kendi şeyleri var, restoranları. İşte dediğim gibi bir Domino's var. Marka olan. Onun için öyle çok marka yok yani. Osmanlı var. Zaten Osmanlı her yerde var galiba. Mesela yemek yiyeceğiz. Yemek sipariş edeceğiz. Bir saat düşünüyoruz yani nereden alalım diye. Çünkü böyle ünlü bir restorana çok güvenemiyorsun zaten. Deneme yanılma yoluyla yemek sipariş etmen gerekiyor. Alalım ama güzel mi işte, hemen gelir mi falan. Bunları bir saat düşünüyorsunuz yani maalesef. Yani Gümüşhane'ye bence gelmeyin. Çok çalışın dersinize. Çok ders çalışın arkadaşlar. Şey diyorlar ya hani, üniversite hiç fark etmiyor bölümlerde ama her yerden atanırsın falan. Asla arkadaşlar, üniversite hayatını zehir etmeyin. Çok önemli bir şeydir yani. Hissetmeyin. Gerçekten arkadaşlar, hiç abartmıyorum. Ha ama böyle ben işte asosyalim, işte çok böyle dışarı çıkmam, ev kuşuyum derseniz o zaman gelin yani. Yine o ana caddedeyiz arkadaşlar. Şu an yemek yiyeceğiz, nerede yiyeceğiz diye düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar, öyle zincir restoranlar yok yani. Ve pahalı arkadaşlar Gümüşhane. Çok halkı zengin ama. Hani şey diye düşünebilirsiniz, aman her yer pahalı falan ama Gümüşhane ekstra pahalı, onu da söyleyeyim yani. Böyle sizin kendi yaşadığınız yerlerde giyim yerleri falan böyle ucuz yeriniz, ilaki bildiğiniz yerler vardır şurası da çok ucuz diye. Ama Gümüşhane'de öyle bir şey söylemek çok zor arkadaşlar. Zaten dediğim gibi öyle çok şey de yok giyim yeri, işte Waikiki falan var. Mavi falan var anne, oralarda pahalı. Nereye? Yani sizin kendi şehrinizde işte ben hep buradan alıyorum dediğiniz bir yer vardır. Benim de keza var. Pastada işte hep buradan alışveriş yapıyorum dediğim yerler. Arkadaşlar merkez dürüm diye bir yere geldik. İşte bu arkadaşlar, bu caddenin içi, gidiyorsunuz ileri. Çıkışı yok işte. Azalıyor yavaş yavaş yerler. Bu zaten geldiğimiz yer işte. Böyle arkadaşlar. Bu cadde arasında gelip İyi, gidiyorsunuz. İyi kuaförün mü? Kuaförün olduğunu bilmiyorum. Üç tane gördüm. İşte böyle kuaför, banka falan öyle yerler var. Ama onun dışında böyle. Yani yapabileceğiniz her şey var ama sosyalleşebileceğiniz hiçbir yer yok. Arkadaşlar bakın, havada güneş var, kar yağıyor. Arkadaşlar çıktık o restorandan, bakın gratis. Şöyle köşe başında gratis var işte hemen. Başka da bir yer yok. Şu an nereye gideceğiz diye düşünüyoruz çünkü hava birazcık soğuk. Bakın arkadaşlar, Gönül Sarayı var şurada. İşte Gönül Sarayı'nda herkes geliyor. Yemen'e mi gidiyoruz? Kanka Yemen pahalı dedi ya. Kanka hepimiz çay içiyoruz zaten. Gönül Sarayı'na gidin, ben çay içmiyorum. Ne içeceğim?
Bir şehirde otururuz, bir şey yaparız. Gönül Sarayı'na gidiyoruz. Orada içeriz ya, aynı fiyatlar zaten. Orası daha güzel, koltuk falan var kanka. Yemen daha güzel bence. Yemen'de koltuk yok mu? Bilmiyorum ki, ben hiç gitmedim. Yemen pahalı. Ne? Yemen pahalı. Pahalı diyor kanka. Orada yine şeye uygun bir şeyler var. Ben şuraya giderim, orası. Aynı salak. O zaman bundan bir yere gidelim hadi. Galiba çıkmasın. Tamam o zaman. Şu kız orada gitsin, bir ekstra su içsin. Galerler şimdi yapıldı arkadaşlar, Yemen'e gidiyoruz. Bakın şu tane pizzacı var. Ama önermiyorum ben. Ünlü olmak istiyorum. Nerede yayınlanacak o değil. Bakın şu var ya, köprü gibi şey. Bu işte her yeri birbirine bağlıyor arkadaşlar. Buna sağa gidiyorsunuz, sola gidiyorsunuz, ileri gidiyorsunuz, geri gidiyorsunuz ama hemen yere çıkıyorsunuz yani. Asla Gümüşhane'den çıkamıyorsunuz. Burası o kadar uzun olmuyor. Edit falan yapacak sanıyorum. Kaç saat video çekiyorsunuz? İşte burası her yeri birbirine bağlıyor arkadaşlar. Şey yapıyor musun? Dikkat et bebeğim, bir şey. Yok. Onu bilmiyor musun? Hayır. Bir ara tamı bir oğlanla bütün şey, hani böyle blog açmışlar. YouTube'da şey, ilk çıktığı zamanlar YouTube'un böyle. Hani çok ünlü olmadı. Evet arkadaşım. Her şeyi anlatıyor. Biz buradan geldik. Aynen. Ben bunu ay sonunda getireceğim, onu düşünüyorum. Geri zekalı, şuraya çay içeceğim. Şu karşıda da bir şeyler var. Ortalık sunum tamam, bir lira sizden vereyim şimdi. Sorun değil. Sinir dünyası var şurada, kahvaltılık falan varmış galiba. Tam buradakinden çok mu yeri? Kahvaltılıklar falan varmış işte, oradan bakalım için. Orada yine takilet var arkadaşlar. Genelde herkes takilese gidiyor. Böyle. Takilet var. Seveni Yedi diye bir yer var. Ondan sonra cuma. Gönül Sarayı var. Bu genelde herkesin bildiği yer burada. Pastanesi. Divan Pastanesi varmış. Ondan sonra daha ne var? Başka da öyle bir şey yok yani. Kebapçılar falan var. Yanında usta çiğ köfte var. Çiğ köfteciler çok var. Öğrenci yeri sonuçta. Beni görüyor musunuz? Duyusayım mı? Bir yerde de kedi görmesem şaşardım. Turist gibi görünüyorum. Ses bozuk çıkarsa geri götürürüz. Allah'ım bismillah. Deniyor musun? Arkadaş bimden kulaklık aldı. Ses kalitesini de inecek arkadaşlar. Biz de size buradan ışık olalım. Acaba bimden alsam ne olur? Evet. İşte bimden kulaklık alabilir miyim gibi çılgınca sorularınız varsa bu videosu tam size göre yani. Şu an canlı bir şekilde deneme yapılıyor burada. Nasıl? Denendi, onaylandı. Arkadaş beğendi. Olsun. Annemde de var işte. Cızırtılı boy boğuk çıkıyor birazcık. Cızırtı değil ama boğuk çıkıyor aynen birazcık. Ondan işte. Güzel arkadaşlar ama boğuk çıkıyor birazcık. Yapacak bir. Kar yağıyor, güneş var işte. Böyle de bir hikmet. Yeni kulaklık sevinci. Güzel çıkınca mutlu oldum. Hayır kanka ya, hiç güzel değil. Değil mi? İdare edin sana. Dağılana kadar idare eder. Arkadaşlar tünel gibi bir şeye gidiyoruz. Şöyle. Bu işte o şeyin, köprü gibi şeyin altı arkadaşlar. İlk defa buradan geçiyorum ben de. Görüyorsunuz. Parlatmaya gerekiyor. Aa işte arkadaşlar. O AVM'cik dediğim yer. Burada da işte Yemen kahvecisi var. Eroğlu Giyim diye bir yer var. Hiç gitmedim ama. İşte göstereyim. Yine göstermiş oluyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi Yemen'e gideceğiz. Gel. Çıkalım. Aha kanka, burada değil miydi? Evet kanka. Evet, burada bir kafe var. Kafeye geldik arkadaşlar. Çok tuhaf bir yerde. Kapalı mı? Kapalı mı?
işte çok fazla şey sigara falan vardı duman altında. O yüzden girmeden şey oluyor. Ondan sonra nereye gittik? Gönül Sarayı'na gittik galiba. Yok, ondan sonra bir tane kafeye gittik arkadaşlar. Kafe bahaneydi. Orada da böyle çok fazla duman altıydı yani. Orada da durmadık, çıktık o yüzden. O zaman Gönül Sarayı'na gittik, çok fazla doluydu. İşte bir bana geldik şimdi. Burada da ne yapsak neyse falan diye düşünüyorum. Yapma bak, gözümle oturuyoruz şu an işte. Araba ben nereden alacağım? Araba bunu. He? Araba bak, sen alacaksın. Uğraşıyor ki ben. Arkadaşlar son bir yere büme uğradık. Şimdi yurda dönüyoruz. Size çok fazla göstermemiş gibi olabilir ama gösterdim işte. Gümüşhane'nin her yeri burası, bu kadar. Yani bu kadar da az yer değildir. Bu gezmemiştir falan diye düşünebilirsiniz ama bu kadar arkadaşlar. Adını saymadık, öncü var, işler var. Daha da bir yer yok herhalde. Şey, Güntaş açılmış en son. O kadar arkadaşlar, başka bir yer yok yani. Kafeler falan var işte. Biz genelde kafelere girmiyoruz pek. Pahalı olduğu için. Bugün 3 tane kafe gezdik ama hepsi de kötüydü. Kalabalıktı. O yüzden bu kadar arkadaşlar. Gümüşhane bu kadar. Gümüşhane bu kadar.